Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. İstanbulluların yeni buluşma noktası Tersane İstanbul'dayız. Hepsi Burada'nın sanat platformu, Sanat Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz programımız devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz sanatçı Gaye Su Akyol. Hoş geldin Gaye. Hoş bulduk Elif. Şarkıcı, söz yazarı, besteci, prodüktör. Ne çok şey yapıyorsun. Sen şarkılarınla, müziğinle, kostümlerinle, albüm kapağınla, kliplerinle bize bir hikaye veriyorsun. Hepsi birbiriyle bağlantılı gidiyor. Evet. Bunu neden önemsiyorsun? Vermek istediğin hissi daha iyi geçirmek adına mı? Aslında şöyle, varlığımız, yaptığımız her şey, aslında kendi içinde bir alt metni var. Biz bunu fark etsek de, fark etmesek de, aslında biz bir temsiller bütünüyüz diye düşünüyorum. Semboller bütünüyüz ve o temsillerimizle yaşıyoruz. Hı. Bu şu demek, aslında her birimiz seçtiklerimizle ve seçmediklerimizle, yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla kendi hayatımızı tasarlıyoruz. Bazen bu tabii çok büyük bir fiyaskoyla sonuçlanabiliyor bazı günler, bazı zamanlar ve buna da tabii ki yer açmak lazım ama her birimiz kendi hayat tasarımcımız olarak işte bütün bu hikayeyi yazan kişiyiz bence. Tabii ki yani hayatın zorlukları, işte bütün o hayal kırıklıklarını da göz önünde bulundurarak hepimize çok eşit davranmayabiliyor hayat tabii ki. Yine de o gücü hissetmek, o gücü taşımak çok kıymetli benim için. Yaptığım işlerde de, sanatta da, müziğimde de, resmimde de aslında bu alt metinleri, yaptığım işin farkındalığını, bazen yaptığım resmin ya da müziğin kendi kendini yaratmasını ve ardından dışarıdan bakarak bana hikayeyi anlatmasını çok seviyorum. Ama işte bunu fark edebildiğim tarafıyla ya da tasarladığım tarafıyla kendi dilimde anlatmak da çok hoşuma gidiyor. O yüzden senin söylediğin şey çok doğru. Ürettiğim şeylerin bende bıraktığı izleri, alt metinlerini, bana ne anlattığını ve tabii ki bütün herkese ne anlatmaya çabaladığını çok umursuyorum. Hı hı. Ve üzerine kendi hikayelerini yazmak, bir manifestosunu tasarlamak benim için ayrı bir keyif açıkçası. Sen antropoloji okumuşsun. Evet. Ve bence antropoloji okumuş olmak senin toplumdaki olaylara bakışına bir mesafe koymanı sağlamış. Hmm. Sadece toplumsal olaylarda değil de kendin özel hayatında da olaylara mesafe koymana da yarıyor mu? Karakterinde böyle bir şey var mı? Çok güzel bir soru bu. Ve çok zor bir soru. Yani aslında şey tabii, insanın yaşı ilerledikçe şeyi fark ediyor, konuların bir kısmının senle, bir kısmının da senle alakalı olmadığını fark ediyorsun. Gerektiği kadarını şahsi algılamak, gerekmediğini herkesin o kendi dünyasındaki büyük buhranlarla bağlamak çok daha kolay oluyor. Bana bu anlamda antropoloji kesinlikle çok şey öğretti bence. Yani İşte birkaç ihtimal vardı o dönem, yani ya psikoloji ya felsefe ya da antropoloji okuyacaktım ve antropoloji oldu. Eminim diğerlerinde de benzer açılımları fark edebilirdim ama antropolojinin getirdiği şöyle de bir şey var. Birçok şey aslında mesafelenerek baktığımızda çok daha kolay yutulabilir, kolay algılanabilir hale geliyor. Bazen o şeyi aşırı zoomlu dünyayı biraz dışarıdan bakıp bir dakika ya, yani aslında o kadar da etkim yok bu duruma, hı hı, ve biraz sakin olup olayı biraz daha genel bir yerden gözlemlemeliyim diyebilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu coğrafya, çok kültürlülük seni besliyor. Yerelden beslenen evrensel bir müzik yapıyorsun. Ulusal olmadan uluslararası olunmaz sözünü de çok önemsediğini söylemişsin. Evet. Sence niye köklerimiz, yani yerellik derken ben köklere çekiyorum daha, hı-hı, çok. Neden bu kadar önemli? Ruhi Su'nun çok güzel bir lafı vardır. Diyor ki, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele. Sanırım şöyle bir yerdeyim. Kökleri bilmeden üzerine bir şey inşa etmek çok kolay olmayabiliyor. Hatta koyduğumuz şey de durmuyor bence. O yüzden hani şey gibi, aslında çok basit bir tabirle, yani Picasso'nun yıllar verip bir çocuk gibi resim yapmaya
yapmaya nihayet başardım demesi gibi. Ama önce bütün o öğretiyi öğrenmesi, bütün işte o komplike, karışık olan hali bilmesi gerekiyordu ki aslında onu damıtarak son derece yalın bir hale dönüştürebilsin. Ben de biraz böyle bir yerden bakıyorum olaya. Yani geldiğimiz kökleri, hissettiğimiz şeylerin altında yatan sembolleri, anlamları, yaşadığımız toprağın altındaki medeniyetleri, binlerce yıl boyunca burada dönmüş olan toplumsal durumları, kültürleri öğrenmeden ya da en azından onları içselleştirmeden üzerine yepyeni bir şey inşa etmeye çalıştığınızda bazen nereye koyacağınızı bilemeyebiliyorsunuz. Bu coğrafyada çok fazla medeniyet gelmiş, geçmiş, pek çok büyük şair, büyük sanatçı yaşamış, pek çok insan acılar çekmiş, kültürler yok olmuş, yok olmaya devam ediyor, diller yok olmuş. Biz bunları bilmeliyiz bence. En azından bunu içselleştirebilmeliyiz ki üzerine yepyeni şeyler yüklerken ya da yeni anlamlar kovalarken çok daha rahat hareket edebilirim o oyun sahasında diye düşünüyorum. Binanın temelinin kuvvetli olması gibi bir şey herhalde. Evet, bitir. Değil mi söylediğin? Bitir. Yurt dışında çok başarılısın. Önemli müzik mecralarından övgü dolu eleştiriler aldın. Bu coğrafyanın müziğini bütün dünyaya duyuruyorsun. Hı hı. Ve bunu bireysel değil de toplumumuz için bir başarı olarak aldığını da biliyorum. Hı hı. Gene de merak ediyorum, sen kendin gaye olarak bu genç yaşta böyle bir başarıyı yakalamış olmak ne hissettiriyor? Çok mutluluk verici tabii ki. Çünkü çok uzun yıllar boyunca çok iyi müzikler yapmış pek çok grup ve müzisyen geldi geçti bu coğrafyada. Ve maalesef bize biçilen bazı değerler var ve onların dışına çıkmak imkansızmış gibi anlatılıyor. Yıllar boyu da böyle oldu. Artık dünya çok daha ulaşılabilir, çok daha pek çok anlamda büyük ve küçük bir yer. O yüzden oyun sahamız aslında sonsuz ve bize anlatılanların dışına çıkabildiğimizi hissetmek. İşte o vaktinde çok tartışıldı ama coğrafya kaderdir fikrini biraz daha genişletip aslında kendi yolumuzu kendimiz çizebileceğimizi hatırlamak beni çok mutlu ediyor. Bu ülkede çok önemli müzikler, çok önemli değerler, çok önemli sanatsal yapıtlar üretildi ve üretiliyor. Fakat bize biçilen o kısıtlı ve kısır döngü kırabiliriz. Bu yaptığım şey aslında hiçbir destek olmadan, hiçbir arkasında süper güç olmadan, öyle sanılsa ve öyle yaftalanmaya çalışılsa da, çünkü aslında birkaç röportajımda bunu anlattım en son. Yani insanlar bir güç arıyorlar bunun arkasında ama aslında gücün kendisi müzik ve altındaki anlamlar. İnsanlar şey sanıyorlar, iki günde oldu bu iş falan, öyle bir şey de değil. Yani ben 20 senedir bir fiil müzik yapan, kendi grupları olan, kendi sesini ve müziğini kovalayan bir insanım ve bunun sonuçlarını da 15 sene sonra alabildim. Yani yaşım çok genç ve de çok küçük falan gözükse de aslında çok ciddi bir emek ve zaman var bunun arkasında. Bir kadın olarak, kendi müziğini arayan biri olarak bunu değerli buluyorum. Çünkü eğer kadınsanız, sen çok iyi biliyorsun tabii ki bu durumu. Çünkü hepimiz farklı ölçeklerde bunu yaşıyoruz hayatımız boyunca. Eğer bir kadınsan, kendi sesini, kendi yaptığın işin arkasında durabilen biriysen üstelik, kendi sesini arayan biriysen hemen... Çok eleştiriliyorsun. Eleştiriliyorsun, arkasında bir şey aranıyor. Hemen topun ağzındasın. Yani en ufak hareketin, en ufak yanlışın bile merceklenerek, büyütülerek aktarılıyor filan. Çok üzücü bu ama bir yandan da işte başarılı bir kadınsan herhangi başarılı birinden çarpı 10 daha bence başarılısın benim gözümde, benim nazarımda, çünkü ve daha hiç kolay değil. Evet. Ve her oralara başarılı kadının arkasında uzun açacağız gaye. Ayırdım bunu. Her başarılı kadının arkasında da kendisi vardır, onu da söyleyeyim. Senin için hayal kurmak çok önemli ve kapitalizmin hayallerimizi, oyunlarımızı durdurduğunu, bir şekilde kestiğini söylüyorsun. Kapitalizmin bu tuzağına düşmemek için ne yapmak lazım sence? Nasıl bir tavsiye verebilirsin? Yani şöyle, aslında kapitalizm bize kendi oyununu dayatıyor bence. Oyunlarımızı
kendimizin yaratmamızı ya da kendi yolumuzu bulup kendi hayalimizin savaşını vermemizi bazen bize unutturuyor. Böyle tabii bir sloganla bu konuyu şu an çözüp bitiremeyiz. Bu çok köklü, korkunç bir mevzu ama yani şunu söyleyebilirim. Herkesin kendi hayalinin peşinden gittiği bir dünyayı tabii ki gönlüm görmek ister. Kapitalizmin bize yaptığı en büyük şeylerden biri de başkasının hayalinin kölesi olmak. Ve sen bunu farkına bile varamadan hayat bir anda gözlerinin önünden akıp gidiyor. Şunu söyleyebilirim, yani başkasının hayalinin kölesi olarak bir savaş vermektense kendi savaşımızı, kendi hayalimizin savaşını vermek çok daha bana mantıklı geliyor. Üstelik insan sevdiği şeyi yapmaya başladığında da ışıldamaya, parlamaya başlıyor. Bunun mükafatı da eşsiz oluyor bence. Yani hayatın lezzetine varmak galiba orada bir yerde. En azından ben öyle buldum. Hı hı. Hayatı daha çekilebilir kılmanın yöntemini. Baban Muzaffer Akyol. Evde hep müzik dinleyerek büyümüşsün. Sanatçı bir babanın kızısın. Ve sanatçının yaşadığı zamandaki toplumsal olaylara şahit olduğunu ve bunları aktarması gerektiğini söylüyorsun. Evet. Eleştirisel bir bakış açın var. Hmm. Bu hep çocukluğundan beri o aile ortamında da mı öyleydi yoksa yavaş yavaş büyüyerek mi böyle bir bakış açısına sahip oldun? Yani şöyle söyleyebilirim çok dürüst bir yerden. Babam enteresan biridir gerçekten, ilginç bir karakter. Bir pek kimseyle kıyaslayamayacağım bir süper kahraman hali var. Çok sanatçı ruhlu, nefis bir tip ama bir taraftan çok zorlukları olan ve kültürel olarak da pek çok farklı doneye sahip. O kültürü çok iyi bilen, içinden gelmiş biri. Dolayısıyla ben bütün bunların arasında bir isyankar olarak büyümek zorunda kaldım. Çünkü kendi bireysel savaşımı vermek üzere hep kodlandım ev içinde. Çünkü aslında bütün her şeye rağmen yani öyle müthiş güllük gülistanlık değildi hiçbir şey. Dolayısıyla aslında iyi olanı, güzel olanı, nitelikli olanı bilirken bir yandan da birey olma, bir kadın olarak istediğim şeyi yapabilme, kendi sözümü, kendi düzenimi bulabilme ya da kurabilme gayretim vardı evin içinde. O yüzden bir de abim var. O da çok enteresan bir tiptir ama yani baktığında aslında korkunç bir toplumsal korkunun olduğu 80'ler, 90'lar yani zor dönemler gerçekten. Hala öyle. Yani bir kadın olarak tekil şekilde vücut bütünlüğünü koruyarak, kendi sözünü, kendi müziğini arayarak hayatta kalmak çok zor bir şey gerçekten bu ülkede ve herhangi başka bir meslek içinde böyle. O yüzden biraz isyankar, kendi varlığını ve bireyselliğini ararken de o savaşı veren bir tiptim açıkçası. Kadınların naif, kırılgan, işte o en sade ve tatlı taraflarını yontmak zorunda bırakılması da çok üzücü. Çünkü çok üzücü. Bana ne kadar güçlüsün dediklerinde hep onu diyorum. Ben hiç güçlü olmak istemiyorum evet, ki yani. Gerçekten o kadar aynı yerdeyim ki yani bu bir iltifat gibi söyleniyor ki ama anlıyorum ne demek istediklerini. İşte güçlü kadın, yıllarca bunun reklamları yapıldı falan. Ya bir de bize sorun, acaba güçlü olmak istiyor muyuz 7-24? Yani o kırılganlığımız bu arada bütün insanlar için geçerli. Bence hani bu noktada şey, toplumsal cinsiyet rollerinde erkeklere de bu sürekli pohpollanan ve pompalanan şey. Yani hep güçlü olmalısın. Hep şu, yani vahşi doğada değiliz umarım. Neden sürekli güçlü olmak zorundayız? Arada yani o en kırılgan yanlarımızı niye yaşayamıyoruz biz filan gibi isyanlarım da var açıkçası. O yüzden ben şu an şeyi görüyorum, yani güçlü bir kadın gördüğümde ya da işte yenilmez armada birini gördüğümde hep içimden şey geçiyor. Ah canım benim ya. Yani hani kim bilir seni bu durumda olmak zorunda bırakan şartlar neydi? Ve senin o bütün o kırılganlığını, insani zaaflarını gizlemek zorunda bırakan sistem acaba sana nasıl bunu yaptı? Bu arada kötü bir şey değil bu. Sadece mecbur bırakılmak kötü. Yani insanın evet, seçme hakkının olmaz. Alınması kötü. Evet. Sen meselesi olan bir sanatçısın. Az önce konuştuğumuz gibi de. Peki sence sanatçıların meselesi toplumsal olmalı mı? Yani bireysel meselesini de sanata aktarmak, ya ne diyorsun?
Yani şunu sormak istiyorum. Ben mesela sanat ve psikoloji, belki kendi eğitimim de onunla alakalı olduğu için çok birleştiriyorum. Ama senin diğer röportajlarını izlediğimde, yazdıklarını okuduğumda sosyolojinin de sanatla ne kadar ilişkili olduğunu fark ettim. Yani biliyordum da tekrar altı çizildi, öyle diyeyim. O yüzden sence toplumsal meseleler sanatçı için bireysel meselelerden daha önemli olmalı mı? Bu çok kişinin kendine ait bir dünya bence. Yani şundan bahsediyorum. Her sanatçı bir formülün peşinden gitmek zorunda falan değil. Herkesin bambaşka yerden farklı dertleri, farklı biçimlerde anlatma yöntemleri var. Ve hiçbiri birini diğerinden daha iyi ya da kötü yapmıyor. O yüzden sanatçının kendi içindeki tutarlılığı ya da işte tutarsızlığı varsa o tutarsızlığın içindeki tutarlılığı bence önemli. Kendi dilini oluşturması, oradaki özgünlüğü, özgürlüğü vesaire. Hayat boyunca sadece çok bireysel bir derdini de anlatabilir tabii ki. Dolayısıyla bu onu iyi, kötü sanatçı ya da daha eksik ya da fazla yapmıyor bence. Ama bireysel olarak baktığımızda ben şöyle bir yere geliyorum. Ben çok etrafımda olan acılara, toplumsal dertlere, insanların yaşadığı pek çok şeyin sınıfsal ve bu anlamda da çözülebilir olduğuna inanan biri olarak tabii ki yaşadığım birçok bireysel hikayenin özünde toplumsal bir karşılığı olduğunu görüyorum. Bunu da tabii ki kendi dilimle anlatmak zorundayım. Bütün o metaforik ve sembolik dünyamı işin içine katarak. Bu coğrafyanın acılarını, sevinçlerini çok kültürlülü. Senin lafın o yüzden okuyarak söyleyeceğim. Bu coğrafyanın acılarını, sevinçlerini, çok kültürlülüğünü, bilinçaltımı, hislerimi müzik formuna ulaştırıyorum demişsin. Gerçekten sanat da Freud'un da dediği gibi ilk bilinç dışının, sanatçının bilinç dışının bir şekilde dışarıya boşalması. Bilinç dışını da eserine akıttığına göre müziğini bitirdikten sonra bir durup şaşırıyor musun? Kesinlikle. Bu galiba en sevdiğim şeylerden biri. Şöyle bir laf vardır yani sanatçı her zaman ne anlattığını bilmek zorunda değildir diye. Bence çok önemli bu detay çünkü o kontrolü bıraktığın zaman ya da planlı ve programlı bir şeyde bir şekilde ne anlatmak istediğinden vazgeçtiğinde hikaye kendini yazmaya başlıyor. Mesela pek çok şarkımda da o bilinç akışını, bilinç altını izlediğimi ve ardından her dinlediğimde, özellikle son albümde var öyle birkaç şarkı ve çok hoşuma gidiyor bu. Yani her dinlediğimde bambaşka şeyler öğreniyorum. Kendinle ilgili. Kendimle ilgili. O dönem hissettiklerimle ilgili, mesela bu ızdırabın panzehri diye bir şarkı var son albümde, dördüncü şarkı. Yani o şarkıyı yazarken çok başka bir, hani state of mind denir ya, başka bir dünyadaydım bence. Mesela her okuduğumda ve her dinlediğimde o sözlerde bambaşka hakikatlerle karşılaşıyorum. Kendimle ilgili belki 10 psikoterapi seansında çıkacak olanını yüzüme vuran bir şeyle yüz yüzeyim o sırada filan. Bence şey çok önemli. Yani sanatçı ürettiği andan itibaren aslında o ondan çıkmış oluyor. Artık o herkesin. Benim de dahil olduğum bir sonsuzluğun içinde hepimiz kendimize dair bir şeyler bulabiliyorsak ne mutlu. O yüzden tekil bir hikaye gibi görünüyor o. Ben işte kendi çağrışımlarım üzerinden bambaşka bir şey anlıyorum bundan. Fakat işte sen dinlediğinde kendi dünyandan, kendi geçmişinden ya da geleceğinden bir sürü şey bulabiliyorsun. Sanırım sanat eserini işte sonsuz anlaşılamaz kılan da tam olarak bu. Hatta bu bilinçli birleşme dışında bilinç dışları bile birleşiyor. Jung'a göre, burayı keserim çok şey kalıyorsa ama enteresan diye sana söyleyeceğim. Jung'a göre bilinç dışları da konuşuyor, toplumsal bilinç dışları. Çok o yüzden sanat eserlerinde sadece senin dediğin gibi hani üretenle izleyenin bilinci kavuşuyor değil, bilinç dışları da o sırada eser sayesinde konuşuyor. Hatta tarih, bence burayı kesmeyelim, bu çok önemli bir bilgi. Yani Jung'un bir varsayımı tabii ki ama çok değer verdiğim bir fikir bu. Çünkü sadece aynı tarihlerde üretilmiş eserlerde değil, geçmişten ve gelecekten arketipsel
bir takım miraslar var aslında. Mesela aynı anda dünyanın farklı yerlerinde aynı şeyi üreten ve birbirinden hiç haberi olmayan insanlar gibi tarihte. Toplumlar gibi. Evet, aynı anda aynı şeyi icat ediyorlar. Masallar, şeyler mesela, mitoloji. Bir sürü değişik yerlerde belki hikaye farklı ama tema aynı. Kesinlikle. Sabırla bir şeyin peşinden gitmek. Bunu önemsiyorsun, sebat etmek. Sanat alanında da gerçekten çok önemli. Az önce bahsettiğin gibi seneler var benim buraya gelmem için diyorsun. Peki özel hayatında da sabırlı mısındır? Sanırım öyle. Çünkü mesela 12 senedir bir ilişkimiz var ve... Tamam, sabırlısın o zaman. Ondan önceki de 8 seneydi. Zaten ömür bitti. Yani ben şeyim ya galiba, şöyle bir yerden bakıyorum. Şimdi tabii ki doğru kişiyle dans etmek de çok önemli bu pistte. Ama şöyle bakıyorum sanırım. Yani yaşadığımız her şey, bir insanda gördüğümüz, o insana yüklediğimiz her anlam aslında kendi iç dünyamızdaki davanın bir yansıması. O yüzden işte eğer sürekli çatışma halindeysen muhtemelen kendi içinde bir çatışmadasın. Sürekli sevgi dolu biriysen muhtemelen kendine karşı sevgini projeksiyonla başkalarına aktarıyorsun. Şimdi bunu bilen biri olarak aslında bedenler değişse bile insanın aradığı şeyin çok aynı bir yerde olduğunu düşünüyorum kişinin. O yüzden mesela ben bir insanı çok sevmenin ve onun dünyası üzerinden kendi dünyamı keşfedebilmenin çok daha orijinal, zor ve fantastik olduğunu düşünüyorum. Yani mesela işte Ali Güçlü adı, her gün onunla şey muhabbeti yapardık vaktinde. Yani bizim her gün birbirimizi fethetmemiz gerekiyor. Yani hani işte sen benim sevgilimsin ve artık bu böyle akıp gidecek dünya falan gibi bir şey yok. Yani ona hep şey diyordum ve bunu da çok ciddiyim. Yani bizim gerçekten her gün birbirimizi yeniden fethetmemiz ve fethedemiyorsak da bunu konuşabilmemiz gerekiyor. Yani bugün ve bugünden itibaren seni artık sevmiyorum hissi yaşıyorsan bunu ilk önce ben öğrenmeliyim yani. O yüzden birinde bulduğun sevgi bence insanın kendinde aradığı şeyin bir projeksiyonu ya da işte o kişiyle anlaşamamanın karşılığında da yine kendinde iç çatışmanla alakalı. Bu düzende mutlu olmak zor. Bizi en çok kurtaran şeyin de sanat olduğuna inanıyorum ben. Senin müziğin dışında diğer sanat dallarınla ilgileniyor musun diye soracaktım. Ressam olduğunu biliyorum. Biraz ondan da bahsetmek ister misin? Tabii yani şey gibi. Çocukluğuma döndüğümde şeyi hatırlıyorum hep, işte hani şey sorarlar ya, büyüyünce ne olacaksın falan. Ben hep çocukken müzik yapacağım ve resim yapacağım derdim. Yani bu cevaptı. Herkes de böyle o yetişkin dünyasında sanki bu onay almıyordu. Çünkü ama birini seçmek zorundasın, işte ikisi olmaz falan. Ben de çok uzun bir süre yani neden olmuyor ki yani bir yandan filan gibi düşünüyordum. Sonra zaten büyüyünce, biraz daha yaş ilerlediğinde çok iyi örneklerle karşılaştım. Yani insanın içindeki o en naif, en çocuksu, oyun oynamayı asla bırakmayan tarafını dinlemesi, buna değer vermesi ve bütün davalardan uzak bir yerde. Çünkü yani daha sonra yetişkinlerin bahsettiği şeyi şöyle anladım o dönem. Yani birine yeterli zamanı ve gücü ayırmazsan yeterince başarılı olamazsın, kale alınmazsın gibi bir yerde. Ama oysa ben şey gibi düşünüyorum, yani yine bütün bunlar aslında bize çizilmiş bir takım sınırlar. Resim benim için şöyle bir yerde, kendimi ifade edebildiğim alanlardan biri ve en az müzik kadar beni şaşırtan, beni tekrar bana tanımlamaya yarayan bir araç. Heykel de yapıyorum mesela, yani yarın işte bambaşka bir şey yapma içgüdüsüyle de uyanabilirim. Sadece bunu bir çocuk gibi, çocuksu bir yerden kale alabilmem gerektiğini biliyorum sadece. Bedel ödemeye razı olmak bence özgürlüğün ve mutluluğun kapısı. Neyin bedelini ödediğin çok önemli. Çünkü hayat işte o semboller bütünü, karar verdiklerin ve vermediklerin, evet dediklerin ve hayır dediklerin. Neye evet diyorsun ve evetin sonucunda sana nasıl bir bedel ödetiyor bu? Bence bu çok önemli. O yüzden insan işte kendi hayallerinin bedelini ödemeli derken kastettiğim de bu. Çünkü bazen
parayla ödesem de kurtulsam dediğin bedeller bir ömür boyu ödenemeyebiliyor. Peki sen müziğini yaratırken nasıl bir süreçten geçiyorsun? Yani ilk önce mesela sözleri mi yazıyorsun? Hangi ruh halinde oluyorsun? Çok değişiyor bu. Yani bir formülle anlatmak zor ama şöyle farklı farklı yöntemlerim var. Öncelikle telefonumda hep bir notepad'imde gün içinde aldığım notlarım vardır. Bir söz, bir cümle, işte denize bakarken hissettiğim bir şeyin bende yarattığı bir his. Bu bir cepte. Bir de kullandığım bazı programlar var bilgisayarda, işte Ableton gibi mesela. Ableton'da bir takım altyapılar yaparım ben hep böyle boş zamanlarımda ya da işte tadım kaçıkken ya da iyiyken. Ve bazen de işte evet şimdi şöyle bir şarkı besleyeceğim deyip oturduğum zamanlar da oluyor. Ve bazen de bu ikisinin birleştiği ve çok iyi bir altyapıya bir dakika ya şu müthiş bir söz bunun üstüne harika olacak deyip koyduğum anlar da oluyor. Son albümün Anadolu Ejderi. Oradaki işte şimdi sözlerden bahsettin ya, o defterini acayip merak ediyorum. Çok görmek isterdim. Gösteririm. Çünkü inanılmaz cümleler var. Şarkıların ismi bile çok etkileyici. Vurgunum ama acelesi yok. Bir de şey çok hoşuma gitti. Biz ne zaman düşman olduk? Yaralarını öpemiyorum. Evet. Şimdi bu sözleri görünce daha da bir sürü var. Şeyi düşündüm. Bunlar senin kendi yaşadıklarından çıkan sözler mi? Yoksa çok iyi bir gözlemci misin de aynı zamanda? Bu kadar çok şeyi yaşamış olma lütfen. Yazık sana. Maalesef yazık bana her şeyden. İşte şey çok acayip, yani bir kere şey bilemiyorum tabii, yüzde kaçını hissediyorum, yüzde kaçı gözlemlediğim. Ama çok dev bir empat olduğum için, yani sokakta gördüğüm bir şeyde en az yaşamış kadar oluyorum bazen. Yani bir acılar denizinde yüzme hali var gerçekten ama bu şey gibi değil. Yani hep acı yaşıyorum gibi değil, her şeyi böyle büyük yaşıyorum içeride. Şöyle yazık ve aynı zamanda da yazık değil. Bundan başka bir şey bilmediğim için artık alıştım tabii ki. Bir de bunun sayesinde bu kadar güzel üretiyorsun herhalde. Evet, umarım öyledir yani, ama bunun bir faydası oluyorsa kesinlikle bunu anlatabilme içgüdüm ve bunu anlatırken yaşadığım keyif diyebilirim. Yani o acıyı proses etme, onu dönüştürme ve ya da yaşadığım herhangi bir şeyi. Açıkçası çoğunu yaşıyorum vallahi, ne yalan söyleyeyim. Peki. Şimdi dürüstçe bir yerden düşünüyorum. Yok, bayağı ben 5 yaşında da Deli Gönül diye bir şiir yazmıştım. İşte şöyle başlıyor. Yani bu incelenmesi gereken patetik bir vaka. Yani Deli Gönül artık çok geç elveda falan diye başlayan bir şiir. 5 yaşında mı? 5 yaşında. İşte kıyamete kadar yaşanmaz bu dünya diye gidiyor. Yani şimdi benim çocuğum olsa derim ki yani bir pedagog eşliğinde yani gereği yapılsın, ne oluyor bu çocuğa falan. Belli ki büyük büyük yaşıyorum işte, yani yapacak bir şey yok. Peki az önce bahsetmek istediğin konuya tekrar gelelim. Güçlü kadın ve görünen kadın olunduğu zaman insanın üstüne geliniyor. Özellikle bunu sosyal medyada çok fazla görüyoruz. Evet. Burada bence şaşırtıcı olan ciddiye almadığımız insanların böyle yorumları yapmasına, hani eyvallah diyebiliyorsun da ciddiye aldığın insanların da bunlardan etkilenmesi beni çok şaşırtıyor. Problem orada başlıyor. Kesinlikle. Gibi geliyor. Ne dersin? Katılıyorum. Şey çok tabii orada hatırlamamız gereken bir şey. Twitter'da, sosyal medyada Çin ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük bot hesabı ve dünyanın en büyük troll hesaplarının olduğu ülke Türkiye. Yani bayağı paralı askerler, tırnak içinde, paralı troll hesaplar. Ya işte bugün hedefe seni koyuyor, bir başarılı bir kadın olduğun için. İşte yarın LGBT'yi bir birey olduğu için bir başkasını koyuyor. Ertesi gün hoşuna gitmediği muhalif olduğu için Fatma'yı, Ayşe'yi, yani bu değişiyor. Hedefe konulan kişiler sürekli değişiyor. Herkes de payına düşen linci tadıyor. Alıyor. Ama bence günün sonunda önemli olan şey şu. Evet, dediğin gibi işte o en sevdiğini, en güvendiğini ya da aklı başında bulduğun birilerinin de bu manipülasyona düşmeleri çok komik ve üzücü. Ama artık onu da kale almamayı öğrendim. Patti Smith'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki sen legacy'ni, yani o işte yarattığın o şeyi, kıymetli hali koru
Ve en önemli şeyin bu olduğunu bil. Çünkü zaman bir noktada kimin haklı, kimin haksız, kimin değerli, kimin değersiz olduğunu ortaya çıkarır. Günün sonunda ne kalıyor? Ürettikleriniz kalıyor, söyledikleriniz kalıyor, temsil ettikleriniz kalıyor. Yaptıklarınız ve yapmadıklarınız ya da parayla satın alınamayan varoluşunuz kalıyor. Hı hı. O yüzden zamana güveniyoruz yani. Gelecekteki konserlerinden, turnenden bahsetmek ister misin? Olur, tabii ki memnuniyetle. Şimdi şöyle, Anadolu Ejderi'nin ilk lansman konseri 10 Şubat'ta başlıyor. Küçük Çiftlik Park'ta dev bir konserle açıyoruz turnemizi. Böyle sürprizli ve baya fantastik şeyler planlıyoruz. O yüzden gidelim hep beraber. Hepinizi Ali bekliyoruz. Buldu. Aynen. Yazacağım zaten size, davetiyeleriniz yolda. Böyle baya bu zamana kadar hayal ettiğimiz pek çok şeyi umarım ki uygulayabileceğiz. 10 Şubat'ta başlıyor. Ardından önce işte küçük bir Anadolu turnesi, işte Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya, umarım Antep, umarım Karadeniz'de, belki Trabzon, bakıyoruz şu an onlar planlanıyor. Ardından yurt dışı başlıyor. Yurt içi ne kadar sürüyor? Aslında şöyle oluyor, yani burada başladık, bitirdik, Avrupa'ya gittik, Amerika'ya değil, gittik arada değil. Arada git gel. Evet, gidip gelmeceli. İngiltere, Almanya, Romanya, İtalya, Fransa, şu an adını sayamadım, bir sürü başka ülke var. Sonra bir Amerika turnesi olacak umarım. Şu an işte o hala detaylar konuşuluyor. Ve sonra bakacağız. Daha önce Japonya'ya gitmiştik mesela, şimdi aklıma geliyor. Oralara da umarım tekrar gideriz yeni albümle. Peki, çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için Gaye. Harika bir sohbet oldu. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için ve harika soruların için. Sanat Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepsi Burada, sanatın ruhunu sundu.